Bir insan 24 saatte anca bu kadar özlenir arkadaş ya. Deliriyordum ha. Abartma durum. Abartmıyorum Asiye ya. Sinirliyken bile deli gibi özledim seni. Vallahi bak. Sen? Sen özledin mi peki beni? Özledim tabii ki. Ama kızgınım da. Orası ayrı. E tamam işte. Kendi ağzınla söylüyorsun. Orası ayrı. Kötü günlerimizin hepsi geçmişte kalsın. Biz hep önümüze bakalım. Güzel günlerimize. Olur. Öyle yapalım. Gülay değil mi o ya? Gülay kim? Konfeksiyondan arkadaşım. Vallahi o Gülay mı bilmiyorum da. Üstündeki kırmızı mont seninkinin aynısı. Senin montun nerede bu arada? Boş ver ya, konuşuruz sonra. Gülay neden gelmiş onu anlamadım, dur. Asiye. Gülay. Oh be, hangisinin ev diye onu bulmaya çalışıyordum. Gezmelerden geliyorsun bakıyorum. Yok, okuldan geliyoruz. Okuldan arkadaşın herhalde. Merhaba, Gülay ben. Doruk Atakul ben. Memnun oldum. Ne oldu, neden geldin? Erdal abi bir şey mi dedi yoksa? Evet, bir şey dedi. Hatta dedirttim diyelim. Çok dil döktüm ve seni işe geri aldırttım. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Ya. Ama kumaşların parasını keseceği için bu ay maaşını vermeyecekmiş. Ay kessin ya, boş ver, ben işe geri alındım ya. O zaman kaçıyorum ben. İçeri gel, bir çay koyayım sana. Yok yok, işte görüşürüz. Hoşça kal okulu Doruk Atakul. Hoşça kal iş arkadaşı Gülay. Çok sevindim ya. Bir daha iş aramak zorunda kalmayacağım. Senin sevinmene ben de sevindim de. Konunun başına dönmek istiyorum. Montun nerede? Bu sorudan kaçamayacağım galiba. Evet. Kaçamayacaksın. Emel'e kışlık bot alabilmek için biraz paraya ihtiyacımız vardı. Ben de montumu Gülay'a sattım. Satıp montsuz mu kaldın? Evet ama hırkam var. Hırkam kalın. Asiye saçmalama ya. Koca bir kış bir tane hırkayla mı geçer? Tamam geçmez biliyorum. Ama yani bir sonraki ay zaten kenara biraz para koyarım diye düşündüm. Asiye benim böyle bir şeye müsaade etmem. Doruk. Çok rica ediyorum. Şu an konuşmayalım. Tamam mı? Peki. Tamam. Tamam. Gidiyorum. Görüşürüz. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış. Küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek.